Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Beyaz Tuval programı ile birlikteyiz. Biliyorsunuz her programımızda beyaz tuvalimizi bir başka sanatçı renklendiriyor. Bugün konuğumuz sevgili Sait Günel. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Kendisi hem çok değerli bir sanatçı, hem hocamız, hem çok yakın dostumuz. Öncelikle kendisini tanıtmasını istiyoruz. Kısaca bize kendinizden bahsederseniz biz sorularımızla devam edeceğiz. Ben resim yapsam daha herhalde kolay olurdu. İnsanın kendisini anlatması hakikaten zor bir şey. Yine de anlatmaya çalışayım. 1954 Gümüşhane Şiran'da doğdum. Aile daha sonra Ankara'ya yerleşti. 69'un yılların sonunda da Almanya'ya göç etti. Böylece bir Avrupa Almanya serüveni başladı. Orada çeşitli okullardan sonra dekorasyon eğitimi aldım. Grafik, aynı zamanda da grafik eğitimi aldım. Daha sonraki yıllarda da serbest ressam, önce grafiker olarak, daha sonra da ressam olarak çalıştım. Yani eğitimlerinizi aslında Almanya'da aldınız. Evet, Alman kökenli. Resme de Almanya'da başladınız o zaman, öyle mi? Evet. Bu grafik ve dekorasyon eğitiminden sonra resme geçiş süreciniz nasıl oldu? Şimdi aslında bu uzun bir hikaye, vaktimiz de var evet. Anlatmaya değer. Tabii. Aslında resim hep vardı, çocukluktan beri vardı. Bazı insanlar kendilerini sözle ifade edebilirler, dansla ifade edebilirler. Ben de hakikaten açık söylemek gerekiyorsa hala öyle, biraz kapalı bir kişiliğim vardı. Resmi çok severdim. Onun için renkli kalemler benim için böyle gizemli bir kapıydı, dünyaydı. Resim, onun için hiçbir zaman ressam olmayı düşünmedim. Enteresan bir şey. Ne zaman ki yaptığım işler kabul görmeye başladı izleyici tarafından, enteresan bulunmaya başladı. Bu uzun bir süreç oldu ama. Yani birdenbire karar vermedim. Bununla yaşayabileceğimi karar verdiğim zaman da tamamen resme yöneldim. Şimdi uzun yıllar Almanya'da yaşadınız. Evet. Orada çok sayıda sergi açtınız. Hı-hı. Hatta sadece Almanya ile sınırlı değil, evet, bildiğim kadarıyla. Hollanda. Değil mi? Hollanda'da var. Hı-hı. İşin içinde. Hı-hı. Ve orada çok iyi tanınıyordunuz aslında. Evet. Sergi teklifleri geliyordu, galeriler sizinle çalışmak istiyordu. Neden Almanya'daki o kariyeri bırakıp da her şeye yeniden başlamak riskini de göze alıp Türkiye'ye döndünüz? Ben bunu çok merak ediyorum. Aslında yani Almanya'yı bırakmış değilim. Biliyorsunuz geçen yıl yine orada sergilerim var. Sergilerim ve ilişkilerim devam ediyor. Gelişimin nedeni, bu özel bir soru. Bir evlenip geldim, biliyorsunuz. Evet. Şimdi resim yapmaya karar verdiğim zaman evlilikte düşünmediğim konulardan bir tanesiydi. Çünkü riskli bir yoldu. Hı hı. Hala da öyle. Evlendiğiniz zaman işte yanınızdaki eşinizi de bu riske müdahale etmemek adına evlenmemeye karar verdim. Uzun yıllar bu düşüncemi de sürdürdüm. Tabii büyük konuşmamak gerekiyor. Bazı yaşamın size getirmiş, dayatmış olduğu bir takım durumlarda fikrinizi değiştirebiliyorsunuz. İkincisi, fuarlarda, çok sergilerde, çok hakikaten güzel, başarılı işler, sergiler yaptım. Bir de Bilge Hanım. En büyük nedenlerden birisi. Biliyorsunuz burada güzel şeylere reklamı olmaz, anmadan geçirmeyeceğim. Bakraç Sanat Galerisi. Hı hı. O zaman telefon açtı Almanya'ya. Bize ders verir misin? Teklifinde bulundu. Ben de severek kabul ettim. Yani bu içi birleşince Türkiye'de yaşayabileceğimi, hı, düşündüm. Ama onun için Türkiye'de geldim. Sanatla uğraşmak daha büyük risk. Avrupa'da daha kolay değil mi her şey?
Şimdi tabii işimden biraz bahsedersem reklam olmaz herhalde. Yok. Ha, tabii ki sevgilerimizi de gönderebiliriz evet, buradan. Hülya Hanım'a da. Hülya Hanım'a da. Seramik sanatçısı biliyorsunuz. Mimar evet. Sinan çıkışlı. Aslında benim en büyük nedenlerimden bir tanesi buraya geliyor. Çünkü yaşamı her şeyi de kolaylaştıran bir yapısı var. Onun için de pişman değilim. Hale ama de gene değilim. De Türkiye'yi seçtiniz. Mesela Hülya Hanım'ı da alıp Almanya'ya gidebilirdiniz. Şimdi şöyle, burada işlerin kabul görmesi. Bu açık söylüyorum. Yani çalışma ortamı. Yani eğer kısıtlandığı durumda zaten hiçbir yerde ben durmam. Özgürlüğüme de o kadar düşkünüm. Burada dersler çok emek verdik. Hakikaten bir yerlerde şimdi. Onun için de şimdi eğer siz oralarda kaldığınız zaman anca oranın sanatçısı olabilme şansınız var. Şimdi bu konuyu biraz açmak gerekiyor. Arkadaşlarımız oraya gidip sergiler açmaktan çaba sarf ediyorlar. Takdir etmek gerekiyor. Ama oralarda işte bir galeriyle, çok iyi bir galeri olması gerekiyor bir. Sizi tanıtması gerekiyor. Oralarda sergi açmak çok da böyle yani merak edilecek bir şey değil. Çünkü sizin tanınmış olmanız gerekiyor oralarda. Yani kalıcı olmanız adına diyorum. Şimdi biz şansımızı Türkiye'den yana kullandık ve Türkiye'de böyle bir diyelim ki çaba içine girdik. İki tarafta sergi açmış bir kişi olarak karşılaştırdınız. Yani iki taraf derken Almanya tabii ki şimdi bir örnek teşkil ediyor. Yurt dışında sergilere, işte fuarlara katılmış bir kişi olarak, sanatçı olarak Türkiye'dekilerle karşılaştığınızda ne gibi dezavantajlar ve avantajları döküyorsunuz ortaya? Yani şimdi tabii şimdi şöyle bir şey var. Açık söylemek gerekiyor. Türkiye'de artık bir markasınız diyebilir miyiz? Bir isimsiniz yani. Tabii. 15 küsür yıldır yatırım yapıyorsunuz. Fuarlarda, sergilerde, derslerde, workshoplarda. Bu yatırım şimdi bilmiyorum tabii o süreci orada nasıl olabilirdi? Gelişirdi. Belki daha iyi. Şimdi şöyle bir şey. Yani burada olmaktan memnunum. Şimdi şöyle bir şey var. Hollanda'da özellikle çok başarılı sergiler yaptım. 20. kuruluş yıl dönümü kataloğuna girdim. Holland Art Grubu'nun. Şimdi buna rağmen dediğim gibi devam ediyor. Almanya'da sergiler, etkinlikler. Ben hala tercihimi buradan yana kullanırım. Hı hı. Yani şimdi bir de şimdi tabii bir şeyi açıklamak gerekiyor. Benim Türkiye'ye ilk sergilerim için geldiğim dönemler 94 dönemlerinde hakikaten çok iyi galeriler vardı. Şimdi de yine yani galeriler var ama gezen çoktu. Resme ilgi hakikaten koleksiyonerler orta kesimde diyelim, alıcı kesimi vardı. Şimdi yine Bakraşkan'ı Salat Karesi'nden orada ders verdiğim ve aynı zamanda yardım ettiğim için sergilere insanların giderek daha az galerili ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu açık bir şey, bir gerçek. Bu da tabii sosyal, toplumsal artık eğitimden kaynaklanan bir sorun olsa gerek. Yani o günle bu tarih arasında bir aşağıya bir düşüş var. Düşüş var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Evet, hepimiz yaşıyoruz. Şimdi tabii şimdi ben hala böyle iyimser düşünmemin nedeni Türkiye ile ilgili iyimserliğimi kabul yani kaybetmek istemiyorum. Çünkü çalışmalar hakikaten çok yoğun bir durumda sürüyor. Onun için yoksa yani tercih meselesi bu. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Tabii.
Ya o geldiğiniz tarihle bugün arasındaki fark, şu an daha fazla galeri olması, şu an daha fazla insanın istediği, kendine uygun bulabildiği her noktada sanatla alakalı bir işte kurs bulabilmesi, şu bu çeşitli imkanlar, hani bir hobici dahi olsa, öğrenci dahi olsa gidip bir sergi açabilme lüksüne sahip olması. Sizin geldiğiniz tarihlerde böyle bir şey yoktu. Yani bir öğrenci kalkıp o kadar rahat bir galeri bulup bir yerde bir isim olması, bir şey yapmış olması gerekiyordu. Yanlış değil, değil mi? Şimdi o günkü konjonktürle bugün böyle bir toplumsal yaygınlaşma, bir seçme level'ına doğru da taşıyacak bu gündemi, değil mi? Şimdi bir çoğalma, bir Yani yayılma da başladı. ya da şöyle sorabiliriz. Yani galerilerin belki sayısı arttı sayı olarak ama nitelik olarak bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz o zaman Buradan galerilerde. da bir kırılma noktası yaşanacak. Aslında galerilerin sayısı da azaldı. Yani eski sayıda yoklar. Çok diyelim ki birlikte çalıştığım hakikaten çok güzel galeriler vardı. Bu işte Tekstil Sanat Galerisi, Karsu, bir Baku Sanat Galerisi yok. Yani epey galeri kapandı. Çok galeri Tanıştım. kapandı ama çok Kapandı. küçük küçük de çok açılan var. Evet. Hı-hı. Evet. Yani böyle bir değişimde olduğunu belki Sayı olarak söyleyebiliriz. arttılar ama Evet. Ya da çok açılıyor, kapanıyor. açılıyor, Yani kapanıyor. Sirkülasyon aslında yüksek. sürekliliği olan sağlam ve eski galeriler belki azalıyor. Şimdi bilmiyorum tabii bu nereye gelmek istiyoruz bununla ama şimdi galericiler tabii galericilik de bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir meslek hem de. Yani çünkü bir ressamın, sanatçının var olması için olması olmazı aslında. Biz yani resim yapıyoruz atölyede, getirip galericiye teslim ediyoruz, galeriste teslim ediyoruz. Onun artık size lanse etmesi gerekiyor. Katalog, davetiye vesaire. Bununla sizi sanatçıyı sanatçı yapan aslında orası. Tam Çünkü gelmek siz istediğimiz işte noktaya geldik bu. aslında. Bu Yani bu sorunlar sorunlarla ama ciddi buluşturmak. bir yatırım olması gerekiyor. Ciddi bir ön hazırlığı olması gerekiyor. Sanat tarihi, resim bilgisi ve yapacağı veya birlikte çalışacağı ressamların iyi seçmesi gerekiyor. Yani tabii bu görecelik bunların hepsi subjektif olarak söylüyorum. Şimdi böyle bir galeri var mıdır? Vardır. Mutlaka vardır böyle bir. Ama Ama sayısı azdır. azdır. Yani bir defa çevremize baktığımız zaman yani birkaç galeri dışında kendini bu işle yani adamış galeri sayısı da az. Yani Ya şimdi da negatif konuşmak istemiyorum ama esas yapılması gereken galericinin ciddi bir birikimiyle birlikte, çevresiyle birlikte bir uzun erimli bir ressama, sanatçıya yatırım yapması demesi gerekiyor ki sanat zaten burada başlıyor. Sanat demek, resim demek bir şeyi empoze ediyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu resimdir, yapılmıştır, sanat eseridir. Bunu evinize asabilirsiniz. Bunun arkasında durması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir deneyim oldu, yurt İşte dışı deneyim oldu. Hollanda Art Group müthiş bir yani 30 küsur kişinin çalıştığı bir galeri, evet, birkaç tane şubesi olan böyle bir galeri. Yani ön hazırlıkları çok iyi yapan vesaire falan böyle bir galeri. Türkiye'de galeriler eskiden bu özelliği taşıyordu. İşte tam gelmek istediğimiz nokta bu zaten. Soruyla buraya gelmek istiyorduk. Şu an galeriler sadece sergi açan ve işte sergi kapandığında da sanatçı ne satabildiyse ya da sanatçı ne kadar işte orada eserini gösterebildiyse onunla sınırlı kalan Hatta sergilere de sanatçının düşmeye kendi başladı. çevresine talip olan bir Şimdi formata döndü. Tersine dönmüş gibi gözüküyor yaygın olarak. Yani galeri sadece sergiyi açıyor ve onun dışında bir sorumluluk üstlenmiyor çok da fazla aslında. Şimdi tabii biraz önce söylediğim gibi ciddi bir hakikaten birikimi gerektiren bir iş. Artık hobi gibi yaparsanız hobi olarak görürseniz bunu hatta işte bazıları da kiralamaya başladı şimdi galerisini kiraya. O zaman kurumlaşma da olmuyor. Yani kurumlaşma olmayan bir yerde de yani sanatçının
kendisini gösterebileceği, sohbetlerimizde hep söylemişimdir. Yani bir hazırlık dönemi yapıp sürekli sergi açmak değil, bir hazırlık döneminden sonra yeni işlerinde sergileyebileceği bir mekan olması gerekiyor. Bu hakikaten hem izleyiciye saygıdır, hem kendi sanatçısını da lanse etmektir. Anlatabildim mi? Yani bu bir aynı zamanda yani gelişimin gerektik bir süreçtir. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Yok öbür türlü bir hobi olarak herkesin gün geçirdiği bir şey olur. Yani ciddiyetten uzak olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi biraz da sizin resimlerinize ben gelmek istiyorum. Tabii ki amacımız öncelikle sizi seyircilerimize tanıtmak. Resimlerinizde bir kere hem sulu boya hem akrilik çalışmalar yapıyorsunuz. İkisini de aynı başarıyla götürüyorsunuz. Evet. İzlediğimiz kadarıyla. Resimlerinizde çok cesur denemeler yaptığınızı görüyoruz. Evet. Kolajlar yapıyorsunuz, dokular kullanıyorsunuz. İki farklı tekniği ya da birkaç tekniği bir araya getirip farklı işler çıkarıyorsunuz. Bu bir sanatçı için risk değil mi? Bu riskleri göze alabilmeniz ilginç geliyor bana. Ve bu sizin için yol açan bir şey mi size? Yoksa size yeni riskler yaratan bir durum mu? Evet. Şimdi böyle uslu, akıllı, başlı bir görünümün dışında herhalde bir anarşist yapım var benim. Ben hakikaten ona inanıyorum. Yani ruhum öyle değil, özgürlük, bir anarşist bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Bunu işlerimde işte, resim zaten kendi insanın kendisi ifade etmesidir. Anlatabildim mi? Bu orada da ben kendimi ifade edebiliyorum. Yani burada belki rahat işte dans edemem vesaire falan ama orada bir resmi sulu boyayı yırtabilirim. Sorgulayarak. Anlatabilirim. İşte üç boyutlu kolajlar yapabilirim. Bu risk olarak düşünmüyorum ben. Bu bir zenginlik olarak düşünüyorum. Bir de tabii dediğim gibi insanın aldığı eğitim, bulunduğu ortam, yaşama bakışı, sorgulayışı, bunların hepsi rol oynuyor. Şimdi yine eskiye dönersek 1994'lerin başında yine o zamanki ismi Operasyon Galerisi de sergi teklifi aldım. Bilge Hanım yine. Gelirken o zamanlar sulu boya yapıyorum. Tabii önümüzde şimdiki gibi böyle kitaplar, işte internet, sosyal medya ortamı yok. Kendim hiçbir bir örneğiniz yok. Bir takım işler yapıyorsunuz. Nüler mesela, ıslak vesaire falan. Bunları yaparken bir sorular gelmeye tıkılmaya başladı. Bir de o dönem Venedik'ten San Marco meydanını bilirsiniz orada. Güneşlik perdeler vardır. Kafelerin önünde. Onlar o tarih mekanında ışıkla, gölgede enteresan bir grafik bir sunum yapıyor. Onların bir seri resimlerini yaptım. Hakikaten başarılı. Ben hala çok beğenirim onları. Atölyemde önüme koydum. Şimdi sergi için Türkiye'ye geleceğim. Bunları mı yapmak istiyorsun diye sordum yani. Bütün bunlar çok güzel, başarılı. Sonra ne olacak? Sürekli bu sulu beylerde... Sanatçının devlerde kendi ayağını sıktığı an. İyi bir iş. Devam etmek. Sonra başka sorular geldi. Ben yani değişik kolaj yapabilir miyim acaba? Bir şey ekleyebilir miyim buna? Sonra işte bu soru sorgulama dediğimiz olayla tuvali veya paspartu nedir? Paspartuyu kim çıkarmış? Niye paspartu var? Şimdi biz derslerde kompozisyon veya kurgu yaparken hareketli olsun diye işte nasıl hareketli olmasını anlatırız. Simetriden kaçacaksınız. Dikey, yatay çizgiler. Peki paspartu koyduğunuz zaman bu hareketi sınırlamıyor mu? Sınırlıyor. Kadrajın içine oturtuyorsunuz. Çünkü tertemiz. Böyle bir şey oluyor. Şimdi dedim ki ben bunu paspartunun dışına nasıl taşıyabilirim? Yırtmanız gerekiyor. Arkasına bir şey koymanız gerekiyor. Başka malzeme kullanabilir miyim? Yani
akrilik veya kolaj. Şimdi böyle başladı bu serüven. Geçenlerde yine atölyede bir arkadaşımla bu işlerden, yani bu solu boya, kolaj işlerden ters çevirip baktığım zaman bugün yaptığım üç boyutlu resimleri birebir benzeri. Hiç farkı yok. Şimdi birisi sulu boya, akrilik, öbürü üç boyutlu bu yeni yaptığım üç boyutlu işler. Anlayış aynı. Bir tuvalin dışına taşmak, bir yüzeyin dışına taşmak. Sınırsızlık. Değişik, evet. İşte değişik malzemeleri bir arada kullanmak. Dokular. Anlatabildim mi? Kolajlar. Sınırları ve kuralları evet, zorluyorsun. Biraz önce şimdi anlatabilirim. Grafik eğitiminden gelmenin avantajları da bunlar. Özür dilerim. Çünkü burada klasik resmin sınırlarını zorluyorsunuz. Klasik resim kurguların dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. Şimdi daha ilerisine gideyim. Belki de bunları ben orada duvardan indirip heykel haline getirmeyi düşünüyorum. Projelerimde de böyle devam edeceğim. Belki de o olacak. Şimdi bu bir risk mi? Sizin sorunuza gelelim tekrar. yani bu bir seçim. Anlatabildim mi? Beni mutlu ediyor. Değişik işler yapmak, değişik sınırları zorlamak veya estetiğin başka bir formda göstermek. Yani bu soruyu niye sordum? Çünkü genelde sanatçılar bunu tercih etmiyorlar. Yani bir alışılmışın dışına çıkmak bir risk oluşturuyor. O riski almak da çok sanatçının hoşuna gitmiyor. Çok güzel bir soru. Hakikaten çok güzel soru. Şimdi şöyle bir şey. Siz biraz önce galeriden bahsettik. Galerinin işte böyle bir görevi var. Sanatçının böyle bir görevi var. Sizi izleyen, ciddi bir galeriyle çalıştığınız zaman sizi izleyen bir kitle oluşacaktır. Bu kitle sizin ne yaptığınız süreci de izleyecektir. Siz de biraz ukalacı olacak ama eğiteceksiniz insanları. Resim tamamen eğitimle ilgili bir şey. Gözünüzü eğitiyorsunuz, beyninizi eğitiyorsunuz. Yani sanatçının aslında bir koleksiyoneri de eğitmek gibi bir misyonu aslında sondaymış gibi gözüküyor. Arada galeri varmış gibi evet. gözüküyor veya aracılar varmış gibi gözüküyor ama resim yapan kişiler olarak da böyle bir sorumluluğumuz var. Var, kesin var. Eğitmek zorundayız. Yani belki böyle eğitmek biraz büyükçe bir şey olabilir ama. Eğitmekten şimdi, kastımız tabii ki şey çünkü değil, ders anlamında eğer siz değil. Süreklilik arz ediyorsa işleriniz, biraz önce söylediğim gibi ilk yaptığım kolajlı sulu boyalarla bunun hiçbir farkı yok. Malzeme olarak sadece bir farklılığı var. Başka hiçbir farklı. Anlayış aynı. Anlayış devam ediyor. Eğer o süreç içerisinde insanlar sizi izlemişse hani diyecekler ki yani bu zaten işlerini tanıyoruz. Tabii, yani sizin şimdi gelişiminizi de görmüş olacaklar. Bir de tabii artık bunca yıldan sonra insanlara çok sürpriz de olmuyor. Ha, zaten yapıyordu böyle işleri. Ama bu arkadaşların tercihi yani yapı olarak insan dediğim gibi biraz anarşist bir ruhunuz varsa sıra bozan evet, yani fark böyle etme bir şey telaşı yani. Olan öyle. O yoksa, kelimeden anlayacakları evet, bu herhalde evet, değil mi? Evet. Peki Türkiye'de genelde resimlere ilgi az dedik. Yani bu izlenen kesim anlamından da halk olarak hani sokaktaki evet. izleyicilerden bahsedersek yurt dışında da siz sergileriniz oldu. Orada da ziyaretçiler oldu. Karşılaştırdığınız zaman bu ilgi farkı ne? Türkiye'de az olduğunu söylüyoruz ve gitgide azaldığını söylüyoruz. Bu evet. sorunu nasıl çözeceğiz? Eğitimden de bağdaştırarak buradan devam edersek. Tamamen eğitimle ilgili bir şey resim. Tamamen. Sırf sanatçının, galericinin yani, ve koleksiyonerin evet, ama dışında da bir. Dışında çocuk yuvalarından başlamasını düşünüyorum ben. Çünkü oralarda rastladık müzelerde el elden tutmuş anaokulunda çocuklar yani siz eğer çocuklarınıza anaokulunuzda evinizde
resim eğitimi vermezseniz büyüdüklerinde onlar için bir kıymeti olmayacaktır. Bir değeri olmayacaktır. Nasıl bakması gerektiğini. Evet, onun için sonra da belli yaştan sonra da ürkmeye başlıyorlar insanlar. Galerilere gitmiyorlar. Anlamıyoruz biz bunu. Neyi anlıyoruz? Galerilerin, çünkü resim, galerinin ücretli olduğunu düşünen korkuyorlar. Şimdi niye resim dediğiniz zaman, çünkü benim portremi yapar mısınla başlıyor bir şey bir resim. Soyut düşünmenin ötesinde bir şey, yani bekleyemezsiniz insanlardan. Onların... Hocam, o zaman hemen yeri gelmişken bir şey sorayım ben. Resim yapmak mı önemli, resim düşünmek mi? Yani resmi herkes oturup yapabilir bir tekniği öğrendikten sonra. Resim düşünmekle resim yapmanın farkı nedir? Bu soruyu tam bence karşı karşıya niye getiriyoruz, niye yan yana getirdik? Bunu hakikaten anlamadım. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben resim yaparken ne düşünüyorum? Tabii yani zaten böyle mi? Amacı mı? Evet, yani tabii. Ha, amaç o. Öyle. Şey, tamam. Evet. Böyle doğru şey o zaman. Nedir yani? Düşünsel olarak önce kafanızda çözüyorsunuz resim işini. Bu bir kurgu. Ondan sonra aktarıyorsunuz. Yani bu kurguyu yaparken düşünürken öncesinde sizi yönlendirenler neler, nasıl düşünüyorsunuz? Evet. Ya da sadece işte gördüğünüzü yapar halde misiniz? İkisi arasındaki fark nedir? Şimdi açıkçası şimdi şöyle bir şey var. Benim için muazzam bir şey. Böyle resim hafta sonunda işte o üç gün, cuma, cumartesi, pazar günü muazzam. Heyecanlı bir süreç. Bu amatörlüğü hala amatör ruhu da kaybetmemekten de kaynaklanan bir şey. Şimdi derslerde de söylüyorum. Resim yaptığınız süre kadar hazırlığına süre ayırmanız gerekiyor. Şimdi çok basit. Ben de yine öyle çalışıyorum. Yani önce yaratma süreci bir hissetmeyle başlıyor. Bir böyle bir yani sürekli düşündüğünüz için tabii hissetmeyle. Şöyle bir kompozisyon olabilir, şöyle renkler olabilir, böyle bir resim. Ondan sonra eskiz bölümü başlıyor bunun. Eskizler başlıyor. Eskizler yaklaşık resmi yapabileceğim bir duruma geldiği zaman renkler devreye giriyor. Hangi renklerle bunu nasıl anlatabilirim diye. Ondan sonra da yani üretme. Tuvalin başına geçene kadar aslında siz bir sürü aşamadan geçiyorsunuz. Mutlaka. Kafanızda şekilleniyor, siz onu oraya aktarıyorsunuz sadece. Şimdi bazı arkadaşlar da direkt başlıyor. Spontan çalışanlar da var. İşte ruhum böyle nereye giderse, yok benim öyle bir yeteneğim yok. Açık söylüyorum. Yani çok çok hazırlıklar yaptıktan sonra, çünkü şimdi şöyle anlatalım. Çok hızlı çalıştığımı biliyorsunuz. Çok sulubayda da, akrilikte de spontan çalışmayı seviyorum. Oradaki bütün enerjimi, yani hazırlık bittikten sonra bütün hızımla resimi halletmeye çalışıyorum. Bazen hallediyorum, bazen halledemiyorum. O başka bir şey. Ama bence kurgu dediğimiz, grafikten de geldiğim için belki de onun çok bariz göstergesi, geometrik formların yerleştirmesi benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de hani resim sürecini anlattınız, resmi yaptınız, bir sürü de aşamadan geçtiniz. Yani yılların emeğiyle siz bugünkü bulunduğunuz yerdesiniz. Evet. Çünkü zorlu bir yol bu sanat yolu. Ama baktığımda geldiğiniz nokta çok inanılmaz bir nokta. Hem bir sürü insan sizi tanıyor, hem çok yerde sergileriniz olmuş, yurt dışı dahil olmak üzere. Hem bir sürü insana ders veriyorsunuz. Ya bunlar çok önemli şeyler. Ama öyle bir şey var ki benim gördüğüm, bir yer var İstanbul'da. Burası sizin müzeniz gibi adeta. Evet. Yani çok özel bir şey bu. Ve halkın kalbinde. Tabii. Ve herkes görüyor. Herkesin gittiği, gördüğü bir yer. Sarıyer'deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi. Orada bir sürü eseriniz sergileniyor ve daimi bir sergi artık. Bu noktaya gelmek için eminim ki tabii çok uğraştınız. Çok uzun yollardan geçtiniz. Evet. Nasıl böyle bir noktaya gelebildiniz?
sanat alanında ilerlemek isteyen insanlara bu alanda neler söylersiniz? Ne yapsınlar? Nasıl bir yol izlesinler? Şimdi şöyle, çok önemli bir noktaya geldiğinizde ben ona katılmıyorum. Yani daha yolun başında olduğumu düşünüyorum ben, hakikaten öyle. Bir defa çok çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Hakikaten çok okumak, araştırmak, çalışmak, araştırmak başka bir şey değil. Bir de nokta nedir, neresidir bilmiyorum. Yani bildiğiniz, öğrendiğiniz, keşfettiğiniz bir sürü şeyi de insanlarla paylaşıyorsunuz. Bu da doğal olarak düşünüyorum ben. Çünkü biz paylaşımcı olarak büyüdük. Yani öyle bir eğitimden geçtik. Şimdi bu Sarıyer'deki hakikaten benim için bir şanstı. Bunu yurt dışında da böyle birkaç şansım oldu. Onlara da değinmek isterim. Şükrü Genç anmadan, yani reklam değil kesinlikle. Sen başkan, belediye başkanı Şükrü Genç, İstanbul Art Bosphorus Hadiş'teki yapılan bir kongrede, kongre merkezindeki fuarda resimleri gördü. Çok beğendi. Bu kültür merkezi yapım aşamasında birlikte çalışırız diye teklifte bulundu. Elbette ki işte birkaç toplantıdan sonra, öyle kolay da olmadı. Çünkü resimlerin çoğu soyut resim, figüratifte olanlar var. Görmeyenler varsa mutlaka gitmesini görsünler. Hakikaten benim için de önemli bir yer, merkez. Resimler de çok beğendiğim resimler, hala severek izlediğim, açık ünlü olmaya gerek yok. Dünyanın herhangi müzesinde yer alabilecek resimler var orada, soyut olanlar için konuşuyorum. Onun için tekrar teşekkür etmek isterim Sayın Başkan'a. Görmeyenler de kesinlikle evet. Buradan evet, söyleyelim. Evet. Peki bir şey görsünler. Yani şimdi bir de burada bir şey var. Aynı yerel yönetimlerin desteklediği zaman kesinlikle nasıl işlerin çıkabileceği o bina artık başka bir boyuta. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bir eve, bir mekana, bir ofise girdiğiniz zaman duvarda bir resim varsa resimden oradaki insanların yapılarını da anlayabiliyorsunuz. Böyle de bir şey var yani. Benim için öyle. Girdiğim zaman herhangi bir yerde resim varsa oradaki resimden, oradaki insanların dünyaya bakışından, her şeyinden haberdar resim oluyorsunuz. Size bir bile büyük bir enformasyon veriyor. Evet. Böyle bir şey. Peki, bu da şey, gelmişken bak, söylediklerimizden bir şey daha eklemek tabii istiyorum. Ki. Yine Almanya'da böyle bir dedim, belediyeyle, yerel yönetimlerle çalıştım. 8 katlı bir apartman boyunda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınağın merdiven, işte 8 katlı iskele kuruldu. 1,5 ay çalışarak orada sosyal içerikli bir resim yaptım. Bu da benim için de çok güzel bir anıydı. İki farklı ülkede yerel yönetimlerde. Kalıcı. Evet, kalıcı bir iş yaptım. Ulaşılabilir. Halk tarafından evet, ulaşılabilir. Evet. Paylaşarak çoğalabilir. Aslında çok çok önemli. Yani o mekanın bizim sanatçı olarak hedeflediğimiz, bilmek istediğimiz, yaygınlaştırmak istediğimiz noktaya gitmesi çok o yüzden önemli. Evet. Yani biz o yüzden çok beğeniyoruz oradaki sergiyi. Peki bir şey sorabilir miyim? Sergi ve fuar diyoruz. Bunun yurt içi ve yurt dışı tecrübelerine sahipsiniz. Bir sanatçı için sergi, fuar ve bunun yurt Türkiye çapında olanlarıyla yurt dışında olanlar arasında bir kriter, bir şey var mı? Ayraç. Biraz daha açarsan daha yani benim için de kolay. Fuardaki sergilenmeyle bir sergi açtınız, bir kişisel sergi açtınız. Evet, fuarda. Fuar ayrı. Bir fuar alanında olabilir resimleriniz. Bir de bunu normal bir galeride, bir kültür merkezinde vesaire bir yerde evet, resimlerinizi sergilediniz. İkisi arasında bir nüans farkı var mı? Mutlaka. Çünkü fuara binlerce insan ve hakikaten sergi için geliyorlar.
resim için geliyorlar. Size ulaşamayan binlerce insan gelip sizin eserlerinizle tanışma, görme imkanına kavuşuyor. Yani bu büyük bir olanak. Galeri ona göre galeriler daha kısıtlı. Daha elbette lokasyonlu. Tabii. Yani onun için puanlar bir sanatçı için çok önemli olduğunu burada herhalde bunu söylemek istiyoruz, evet, değil mi? Mutlaka katılmak gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten benim Türkiye'ye gelişim bir galeri, ikinci bir ayağı da fuarlardı. Tepe başında hatırlarsınız, evet, oradaki TÜYAP fuarlardı. Onun için çok önemli. Şehir içinde olunca daha da ilgi görüyordu aslında. Evet, evet, evet. Şimdi biraz uzağa gidince tabii. Ama yine de ciddi bir fuar de gördük. Evet, çok gelişti, evet, o fuar kendi içerisinde ve ziyaretçileri de hiç düşünsenmeyecek kadar etkin, değil mi? Bir de resim sanatının bugün Türkiye'de geldiği noktayla ilgili bir iki değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Yok, ben ne onu yapamam. Siz fikrinizi soruyoruz. Nedir yani sizin fikrinizi almak istiyoruz? Yani hakikaten şimdi şöyle bir şey var. Zor bir şey bu. Yani şimdi ben kendimden anlatayım o zaman. Yani tabii, kendimden örnek verebilirim ben. Şimdi biraz önce resim yapma sürecinden bahsederken işte atölyeye giriyorsunuz. Her şeyinizde siz varsınız orada. Boyalarınız, deneyim, bilginiz, tuvale aktarıyorsunuz. Bu muazzam, tekrar söylüyorum, muhteşem bir duygu. Bu biraz da naif bir duygu. Yani çocukluktan beri yaptığınız bir işi devam ettiriyorsunuz. Ve aynı heyecanla. Aynı heyecanla. Yani zaten heyecan olmasa hiçbir şey. Bir defa resim yapacak insanların hakikaten tutkuyla resim yapabilmesi gerekiyor, yapması gerekiyor. Yani genç arkadaşlar kim olursa olsun, yani eğer o amatör ruh giderse hiçbir şey kalmıyor. Ama resim bittikten sonra atölye dışında başka bir mekanizmalar başlıyor. Satma, galeri, satıcı, işte kar, bilmem. Şimdi bu artık sanatçının dışında olacak, olması gereken bir şey. Ama maalesef böyle değil tabii. Ya da en azından sanatçı yani, bununla ilgilenmek zorunda yani kalmamak. Sizin Heiligenwelt dediğim, Almanca geldi aklıma, kutsallık alanınızın dışına çıkıyor artık. Masumiyetin dışına çıkmış oluyor. Orada başka mekanizmalar devreye çıkıyor. Anlatabildim mi? Bu da bu piyasanın, piyasa diyelim, maalesef öyle. Onlar da bizim işlerimize mal diyorlar. Piyasa başka bir mekanizmayla o bir ürün başlıyor. Onlar öyle adlandırıyorlar ama. Şimdi ben buralarda olmadığım için, yani bunlarla da ilgilenmediğim için hakikaten çok da enteres etmiyor. Benim üretim, yaratma sürecim, bildiklerimi paylaşmak, workshoplar çok daha benim için önemli bir olarak düşünüyorum. Workshoplar aslında yani, halkla sanatçıyı bir araya getiriyor. Tabii yani. Bu önemli bir şey. Bir de o da çok önemli. Hakikaten bir de şöyle bir şey var. Almanya'da mesela Volkshochschule'ler var. Halk yüksek okulları. Orada insanlar çok cüzi bir meblağ karşılığında dersler alabiliyorlar. Veya bazı kurumlar var benim, işte gidip orada ders verdiğim kurumlar, geçen yıl yaptığım gibi etkinliklerde ücretsiz boyalara ulaşabiliyorlar. Yani bütün malzemeleri ücret. Şimdi böyle bir olanak olmadığı için bizim dersler görece olarak Türkiye'de yüksek. Bunu söylemek gerekiyor yani. Açık söylüyorum. Ama bu workshoplar kanalıyla insanlar her şeye ulaşabiliyorlar. Yani sizinle sohbet ediyorlar. Ankara'daydık biliyorsunuz geçenlerde. Sizinle konuşuyorlar, soru soruyorlar. Gerek sulu boya hakkında, gerek akrilik hakkında. Güzel, yani bu devam edecek. Bilmiyorum tabii. Şimdi bu da, bu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Tabii. Müsaade ederseniz. Şimdi eskiden ben özellikle Almanya'da diyelim, atölyemde dışarı çıkmazdım bazen. Bir gün, iki gün, bir hafta falan çıkmadığım olurdu. Çünkü evimle atölyem aynı kattaydı. Şimdi burada biraz tabii
İşin şov kısmı da başladı. Yani her yer atölye olmaya başladı. Şimdi işte okullardan çağırmaya başladılar. Akademilerden çağırmaya başladılar. Çocuklarla çok workshoplarınız oluyor okullarda. Evet, çok bakalım güzel bir şey. Nerelere kadar gideceğiz bilmiyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Çünkü benim için de çok beklenmediğim, yani yapımının da çok uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama başka bir çok önemli nokta var. O da benim bu işi yapmam gerektiğini düşünüyorum. Özellikle. Bir de eskiye oranla kırdınız aslında onu hocam. Eskiden daha zorladınız. Özellikle Sulubaya'da veya Akrik'te bunu mutlaka yapmam gerektiğini, okullarda özellikle. Şimdi neden böyle düşünüyorum? Çünkü ülkemizde Sulubaya epey bir dönem görmemezlikten gelindi. Çünkü malzemesi çok zor. Malzemeyi bulduğunuz zaman yapmanız çok zor. Yani ciddi bir birikim istiyor. Hakikaten. Yani hızlı düşünmek gerekiyor, malzeme bilgisi gerekiyor. Çok uzlaşmanız, çok atak olmanız gerekiyor. Tüm bunları ve sonunda da ne olup olmayacağını bilmiyorsun bazen. Hata kabul etmiyor. Hata kabul etmiyor. Ve ben hep şunu söylerim. Resmen aristokratı. Yani bu aristokrat kelimesini burada biraz süzülmüş, rafine bir teknik, resim tekniği olarak algılamalarını istedim. Şimdi böyle olunca uzun süre de Türkiye'de kağıt boya da yok. Bu da olunca insanlar biraz uzak kaldılar, uzak baktılar. Nasılsa yapamıyoruz, nasılsa yok. İşte sonunda da bir şey çıkmıyor. Şimdi öyle değil tabii. Dünyada çok güzel örnekleri var. Bizde de güzel şeyler yapılıyor. Maalesef ilk öncüleri de bizim olmamızda bir şanssızlık Türkiye için. Şimdi yavaş yavaş okullardan davet alıyoruz. Üniversitelerden davet alıyoruz. Bu davetleri sürdüreceğiz. Bir misyon gibi, yani bir görev olarak da kabul ediyorum ben bunu artık. Onun için de devam edecek bu. Peki güzel sanatlarda şu an okuyan, bir yığın hayalleri, umutları olan genç öğrenci arkadaşlarımız var. Bunlar bir gün mezun olup piyasaya girecekler. Onları şimdiye kadar konuştuklarımızdan çok çetin bir ortamın beklediğini, hatlarını çizdiniz. Ne tavsiye edersiniz? Yeni mezun olmuş bir öğrenciye piyasaya girdiğinde nelere dikkat ederek yolda yürümesini, ayakta kalmasını, sizin gibi bu uzun soluklu umudunu yitirmeden direnmesi için ne tavsiye edersiniz? Sizin tavsiyelerinizi alalım. Kendimi getireyim ben. Çok böyle bir reçete olduğunu düşünmüyorum. Yok böyle bir reçete, böyle ama yani yok. Sizin şimdi o zaman hemen benim önerim tecrübelerinizden. Tamam, evlenmemeleri gerekiyor önce. Böyle mi bir şey? Yok, öyle bir şey yok. Bir evlenmeyin, çocuk sahibi olmayın. Evet, evlenmeyin, çocuk sahibi olmayın. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi tabii bu şimdi yani akademiye gidiyorsanız eğer belli ki bir bu ön hazırlığınız olması gerekiyor. Yani ben bu uzun süre geçme, uzun sürmesinin nedenleri bu geçmişteki ressamların hayatlarını, yaşamlarını bildiğim için bu yoldaki insanların çabalarının ne kadar bazen dramatizme yol açtığını bildiğim için böyle onun için realde yani gerçekçi olmak gerekiyor. Bir akademiye giren öğrencinin hakikaten bir takım riskleri göz önüne alması gerekiyor. Yani gidip yani bu ama bu her şey bir meslekler için de geçerli de. Gibi ama önce çalışmak yani sürekli. Yani. Ama sonuçta buradan da bir hayatını idame ettireceği bir meslek olarak devam edeceği varsayıldı. Yani şimdi şöyle bir şey var tabii siz atölyede çalışıyorsunuz. Atölyede çalıştığınız için de çok özgürsünüz. O yaşamını, o saati, zamanı nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Anlatabildim mi? Burada başlıyor sanıyorum sorun. Yani iş disiplin
Hakikaten çok önemli bir iş disiplini var. Olması gerekiyor. İş disiplini olmalı. Çalışmalı. Evet, yani hemen kısa yoldan bir şeyler yani değil, uzun kalıcı işleri imza atacak. Uzun soluklu kendilerini geliştirecek. Çok okuma, çok araştırmak, sergilere gitmek. Yani herhalde en önemli yeniniz şeyde. Bu konuda daha şanslı. Literatüre ulaşmak, evet, inceleme evet, açısından. Evet, evet. Dil biliyorlar. Dil biliyorlar. Evet, çok önemli. İnternet gibi bir avantajları var. Evet, o da öyle. Onun için yani bir kere tutkuyla yapmaları ve çalışmaları. Başka bunun bir reçetesi yok herhalde. Şimdi çünkü bir şeyi öneremezsiniz. Şunu şöyle yaparsınız, böyle olabilir. Şu bizim geldiğimiz süreç farklı bir süreç. Aldığınız eğitim çok önemli bir rol oynuyor. Hocanız rol oynuyor. Yani bütün bunların içerisinde de tabii o kadar da zor. Çünkü dünyanın her tarafında yapılan işler var. Çok farklı denemeler var. Onların içerisinden de çıkacaksın yani. Hocam çok kısa bir son soru. Son soru. Son soru. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Ben de soracağım. O soramaz. Ben soracağım. Hayır, pardon, özür dilerim. Bu kadar çabuk mu bitti? Evet, burada zaman çok güzel geçiyor. Bir toplumun gelişmişlik düzeyiyle sanat arasında nasıl bir bağlantı görüyorsunuz? Çok kısa. Çok yakın bir ilgi elbette ki var. Biraz önce de söyledim. Yani bir mekana girdiğiniz, bir eve girdiğiniz zaman, bir ofise girdiğiniz zaman bir resim asılıysa oradaki insanların işte kimliğini yansıtan bir şey oluyor. Bir enformasyon veriyor size. Burada böyle insanlar yaşıyor diye. Maalesef bizde çok geç kalınmış bir eğitim anlayışı. Yani bir defa çocuklarımıza şimdi tabii burada ben ahkam kesmek istemiyorum ama ben duyumsadıklarımı söylüyorum. Bir sanatla ilgilenen bir ailenin önce çocuklarına eğitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanatla ilgilenen insanların daha duyarlı olabileceğini düşünüyorum. Yani karşısındakine karşı, doğaya karşı. Sanatla ilgilenen insanların her zaman yardımsever, toplumcu olacaklarını düşünüyorum. Güzel düşünmeyi getireceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir hoyratlık olabileceğini düşünüyorum. Çünkü size başkalarının görmediği ışık, gölgeyi, rengi, giyim, kuşam, dekorasyon, her şeyi getiriyor. Böyle bir, yani çok fazla bir şey sarf etmeniz gerekmiyor. Sergilere gitmek, okumak, anlatabildim mi? Eğer ailenizden olmadıysa böyle bir şansınız, siz kendi başınıza yapabilirsiniz. Çok çok büyük bir çaba sarf etmiyor. Hobi olarak da yapabilirsiniz. Bu toplumda gelişmiş toplumlara insanları da gelişmiş oluyor. Sanata verdiği önem, aydınlanmanın değil mi? Ben bu Almanya'da geçen sene bir performans gerçekleştirmiştim. Hem sergi hem tiyatral bir birleşimle biz takip ettik ama bunu bilmeyen evet, izleyiciler de vardır. Çok keyifliydi. Onun Türkiye'de denenmesi mümkün mü? Böyle bir program var mı? Veya buna benzer başka noktalarda yapmayı düşünürüz. Ya değişik performanslar var. Şimdi Almanya, yurt dışına gir. Reklama girmesek bir şey söyle, reklam olmasa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi biliyorsunuz benim de sponsorum olan bir firmayla birlikte, Artboy'la birlikte. Şimdi 11 Mayıs'ta bir fırça fabrikasına gidiyoruz. Benim fırçalarım üretildiği fabrika. Biliyorsunuz. Siz gelişmeyi biliyorsunuz. Yine reklam değil. Güzel bir şey olduğunu söylüyorum. Hakikaten Sait Güner fırçaları son derece kaliteli bir fırçalardır. Bugün derste yani 45 dakikada bir öyle mi? Tamam. Biz kullanıyoruz. Çok güzel. Hakikaten
bir fırçayla, büyük bir fırçayla bir resmi bitirebiliyorsunuz. Şimdi ayın 11'inde oraya gidiyorum. Oradan galeriyle görüşmeye gidiyorum. Tekrar Ömer Bey'le. Oradan yine geçen yıl bir performans sergilemiştik. Duisburg'daki biz kültür merkezinde. Enteresan bir deneydi bu da biliyorsunuz. Bir tiyatro grubuyla Kemal Demir benim sevgili arkadaşım, eski dostum. Onunla birlikte bir haftalık bir ön hazırlıkla birlikte o spontan olarak iki gruba ayrıldı. Okuldan bir okul grubu geldi. İkiye ayrıldı. Bir kısmı resim yaptı. Bir kısmı da orada dans performans şeklinde çok spontan kendi yazdıkları bir teksti oynadılar. Biz de aynı anda 2 metrelik bir resmi yaptık sahnede. Biz yakından izledik ama izleyicilerimize de duyurmuş olalım. Sizi takip etsinler diye. Bu da şimdi, belki Türkiye'de de böyle bir performans yapılabilir mi bilmiyorum. İşte çok demek ki Mayıs ayında tekrardan Almanya'dayım. Buradaki noktayı aslında şuraya da bağlayabiliriz. Eğer desteklenilirse sanatçılar çok güzel artı değerlerle başka görsel sanatlarla birleşerek de daha da kitlelere ulaşan işler ortaya çıkabiliyor. Şimdi aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Bunu sadece devlet kurumlarından da beklememek gerekiyor. Şimdi onlar da sponsor, yani bu yarı resmi bir kurum ki biz kültür merkezi. Bunu özel kurumlar da yapabilirler. Tabii ki. Yani bir haftalık bir performans, bir okul seçilir. Orada yani bu çok enteresan bir deneyimdi. Yani yeter ki sanata destek verilmek istense, bunu özel kurum, yerel kuruluşlar, devlet kuruluşları hepsi yapabilir tabii. Evet. Şimdi hocam, yani hani çok güzel geçti. Nasıl geçti anlamadık. Bitti mi? Bu kadar kısa bir süre. Süremiz bitti. Keyifle dinledik sizi. Güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şeyiniz varsa onları dinleyelim. Ben çok teşekkür ederim. Biz Beyaz Tuval'e konuk ettiğiniz için. Keyifliydi. Dostlarım zaten. Çok Dirşat, Günsu, benim dostlarımsın zaten. Biz sizi izlemeye devam zaten. Ediyoruz. İzleyicilerimiz de devam etsin diyoruz. Bir de programın küçük bir anısı olarak Beyaz Tuval'imize bir imzanızı rica edeceğiz. Böyle orada biraz belki zor olur hocam. Yerde de atabiliriz. Yerde de atabilirim değil mi? Tamam. Siz imzayı atarken ben de seyircilerimize veda edeyim. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Yeni bir Beyaz Tuval programında yeni bir sanatçıyla, yeni bir sanatçının renkleriyle karşınızda olacağız. Bizi izleyin lütfen. Hoşça kalın, sanatla kalın. Hoşça kalın.